Bir daha, bir daha, bir daha. Saçlarımı bu arada açayım dedim ama yani ne mümkün. Hani ne mümkün. O kadar çok nem var ki. İnanılmaz. Ama küçük kedisi ve yavru kedisi olanlar anlar beni. Burada bir geçiş gelir ve... Aloha. Bu videoda sizlerle 4 sezonluk manifest maratonunu bitirdim arkadaşlar ve onu paylaşmak istiyorum. Ben Netflix platformunda izledim ve manifest tam 4 sezon sürdü. Her sezon 20-21 bölümdü. Yani 4. sezon 21 bölümdü ondan eminim. Ama diğer sezonlar da sanıyorum ki yine 20 bölüme yakındı ya da o civarlardaydı. Hatta belki 21-22 bölüm olanlar da vardı ve 47 dakika yani 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor genel olarak bölümler. Neden izledim? Hani manifest maratonuna neden başladım derseniz de gerçekten uçakla ilgili ben aslında belgesel filmleri çok seviyordum. İşte mesela dünyada bir uçak düşüyor ve o uçak neden düştü, neden patladı işte... Yani böyle bunlar benim ilgimi çekiyor ya da hani uzaya gönderilen işte uzay araçları mesela bir tane öyle belgesel de vardı. Onları çok seviyorum. Belki burcumun kova olmasından da dolayı hani böyle uzaya uçmak falan bunlar benim çok ilgimi çekiyor. Ama tabii ki Manifest dizisi gerçekle alakası olmayan bir diziydi. Ve türü itibariyle de drama ve doğaüstü olarak geçiyor. Tabii ki bu doğaüstü konusu da benim ilgimi çok çekti. Çünkü açıkçası hani şimdi konusundan bahsedeceğim ama paralel evrende geçiyor gibi düşünün. Ve bu paralel evrenler gerçekten var mı yok mu? Ya da biz aslında onu bilmediğimiz için ya da anlayamadığımız için ya da beynimizle kavrayamadığımız için mi aslında olmadığını düşünüyoruz? Ama aslında var mı böyle? İşte kuantum fiziğe de biraz değiniyor bence ucu. Bunlar hep benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden hani zaten dizi beni çok içine aldı. İlk iki sezonuna bayıldım. Şimdi size hepsini anlatacağım. Konusuyla başlamam gerekirse. Bu dizinin konusu 828 numaralı bir uçak aslında görüyoruz. Ve bu uçak düşüyor mu, düşmüyor mu, bu uçağın ne oluyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Dizi boyunca 191 yolcuyla beraber... Bu 828 numaralı uçak böyle bir ışık huzmesinin içinden geçiyor diyeyim size ve böyle bir fırtına oluyor. İnanılmaz böyle hani türbülanslar oluyor, hava çok deli bir hal alıyor diyeyim. Ve bu yolcular yani 191 yolcu da indiğinde karaya 5,5 yıl geçmiş oluyor. Dolayısıyla hani hayatlarındaki mesela Michaela Stone var bir tane dedektiflerden biri. İşte New York Polis Departmanı'nın dedektiflerinden biri. Mick diyorlar ona. Mick mesela hiç hani yaşlanmıyor ama hayatındaki insanlar tabii ki de 5,5 senede yaş almış. Ya da mesela annesi vefat etmiş ve bundan haberi yok. Çünkü uçaktan indiğinde hani ona birkaç saat gibi geliyor. Bu arada hani bu da bir detay ama Jamaika'dan New York'a uçan bir uçak yolculuğu bu. İşte hani normalde yolcular önceki uçağı alıyor, sonraki uçağı alan yolcuların başına gelenleri aslında hani bu 4 sezon boyunca izliyoruz. Şimdi şöyle konusunu daha da detaylandıracak olursam 4 sezon boyunca bu 191 tabii ki bütün 191 yolcuyu birden ele almıyorlar ama hepsine çağrılar geliyor. Buna callings diyorlar ve bu çağrılara bakarak aslında onları çözerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tabii ki çok fazla da böyle detaylı anlatmak da istemiyorum bir yandan çünkü hani bu videoyu izledikten sonra izlemeyenleriniz eminim vardır ve merak edebilir. O yüzden hani böyle sonunda dizinin ne olduğu bunu tabii ki de size söylemeyeceğim ya da böyle belli başlı kilit noktalarından bahsetmeyeceğim. Ama hani böyle şey bir dizi değil. Her bir bölümde farklı yolcuya odaklanıyor ve onun yolculuğunu izliyoruz gibi bir dizi değil. Ama çağrıları işte takip ederek bu çağrılar nerelere ulaştırıyor bizi? Ondan ne elde ediyorlar? İşte bir yerden sonra çözdükleri bir yer oluyor. Burası birazcık aslında spoiler içerebilir söyleyeyim şimdiden ama bunu söylemezsem olmaz bence.
5,5 sene geçtiği için bu işte uçak yolculuğunda 5,5 sene sonra öleceklerine inanıyorlar ve dolayısıyla da aslında ölüm günlerine kadar hani ne yapmaları gerekiyor? Bu çağrıları gerçekten çözerlerse hayatta kalabilirler mi? Ve bu çağrıları nasıl çözebilirler? Yani bundan nasıl kurtulabilirler? Bunları ele alıyor ve tabii ki hani bütün bunlar olurken Ben var mesela. Ben Stone, Mick'in ablası rolünde. Ve Mick ve Ben Stone, yani Mick, Michaela ve Ben Stone, Michaela Stone ve Ben Stone, loop'a girdim. İkisi aslında baş karakterlerden biri. Yani lider olan ve dizi boyunca en çok izlediğimiz karakterlerden biri. Tabii ki bu arada bu dizide özellikle Mick'in ve Jared olması lazım. Mick ile Jared'in aşkına da değiniliyor ve aslında o aşk hani onların aşkı böyle bir yere varacak mı yoksa varamayacak mı ya da ne olacak onu da merak ediyorsunuz. Aynı zamanda Ben'in evliliğinde sıkıntılar var. İşte çocuklarıyla olan ilişkileri. Cal diye bir oğlu var. Ve onun aslında bu doğaüstü güçleri çok fazla. Yani çağrıları çok alan arkadaşımız Cal. Cal da böyle Calvis miydi? Öyle bir adı vardı. Cal Stone. Ve onun aslında işte çizerek kendini ifade ediyor. Yani birçok oyuncunun diyeyim etrafındaki hikayeleri tabii ki değişik bölümlerde ele alıyor. Aynı zamanda işte böyle Mısır'da kehanetlere falan da dayanıyor. İşte çağrıları çözerken aslında ne yapmaları gerektiği konusunda işte Mısır'da işte kehanetler onlara yol gösteriyor. Gibi gibi böyle birçok alanı var. Ama ben şunu kesinlikle size söyleyebilirim. Eğer ki böyle doğaüstü konuları ele alan hani dizilerden hoşlanıyorsanız, çünkü gerçekten bu maraton gibi bir şey, öyle kısa hani bir saat iki saatlik bir film değil yani. O yüzden bundan hoşlanıyorsanız izleyin derim. Zaten bir iki bölüm izledikten sonra hoşunuza gider mi gitmez mi buna kendiniz karar verirsiniz. Bunun yanı sıra ben aslında çok uzun zamandır bu kadar uzun, yani hani hem 4 sezon olması hem işte 20-21 bölüm olması her sezonda ve de hani 45-55 dakika arasında, hatta bazen 1 saat bandında olduğu için her bölüm, bu kadar uzun uzun izlememiştim. Neredeyse 1-1,5 ayda falan bitirdim ben arkadaşlar. Ve bu arada mesela Amerika'ya gittim geldim. Hani uçak yolculuğunda da böyle indirmiştim. Netflix platformundan izledim. Bu arada 1. sezondan 3. sezona kadar NBC bünyesindeymiş. 4. sezonu Netflix'e özel çekmişler. 2018'den 2023 yılına kadar aynen çekimleri zaten tamamlanmış. Yanılmıyorsam son bölüm de, yani en son yayınlanan bölüm Haziran 2023'te yayınlanmış. Büyük ihtimalle zaten hani ilk 3 bölüm çok ses getirdiği için Netflix artık 4. sezonu hani ben çekeyim, yani biz çekelim demiştir ve diğer sezonları da satın almıştır. O yüzden hani başka platformlarda gösteriliyor mu bunu bakabilirsiniz. Çünkü baktım bu videoyu çekmeden önce hani farklı farklı bilgiler vardı. Oradan bir bakabilirsiniz ve izlenmeleri de bayağı yüksek genel olarak. Şunu diyordum ben, uzun zamandır bu kadar uzun soluklu, yani böyle hani tamam bunu izleyeceğim, baştan sona bitireceğim diye bir dizi izlememiştim. Ben Nip Tuck çok severdim, yani Nip Tuck, South Park benim böyle vazgeçilmezlerimdir ve defalarca kez izlesem de asla sıkılmam. Ama yani yıllar sonra Nip Tuck'tan sonra ilk defa bu kadar uzun ve ilk iki sezonunu bayağı kısa sürede bitirdim. Ve gerçekten ilk iki sezon, yani bence izleyin ve büyük ihtimalle birçoğunuz da seversiniz diye düşünüyorum. Yine bana sorarsanız ikinci sezondan sonra çok tuttuğu için dizi, hadi biz bunun üçüncü sezonunu da çekelim diyorlar. Ve bence üçüncü sezonda bitirebilirlerdi çoktan. Yani hani bu dördüncü sezonun sonunda bağladıkları sona hani üçüncü sezonda da bağlayabilirlerdi. Çünkü yer yer çok kopukluklar var. Gerçekten bazı yerlerde hani tamam artık o kadar da değil yani. Tamam hani paralel evren ya da farklı işte zaman bükülmeleriyle aslında oluyor. Sonuçta 5,5 sene nereye gitti? Onlar neredeydi mesela? Nerede olduklarını araştırıyorlar. O ışık hüzmesinden ya da o işte uçakta nereden geçtiler? Neler geldi başlarına? Bunu araştırıyorlar ama gerçekten böyle çok abes duran yerlerde vardı. O yüzden daha kısa tutsalardı daha iyi olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Ama ben izlemekten keyif aldım. Benim bu diziye puanım
10 üzerinden 8,5. Bu arada bu dizinin yaratıcılığını Jeff Rake üstlenmiş. Yani senaryonun hepsini mi, her bölümü mü o yazdı, ondan emin değilim ama genel olarak kendisine aitmiş bu fikir. Ben beğendim. Yani dediğim gibi uzun olması dışında, yani böyle biraz uzattıkça uzatmış olmaları dışında çok hoşuma gitti. Bu arada Türkiye Ağrı Dağı'na da böyle bir gönderme var. Hani o da hoşuma gitti. Niyeyse böyle canım ülkem falan oldum. Safir taşı. Safir taşının böyle acaba gerçekten, hani bu kadar tabii ki o diziyi izleyince anlayacaksınız. Öyle bir güç elde etmeniz mümkün değil ama Safir taşını ben bayağı araştırdım. Hani ve ondan böyle bir o taşı almak istiyorum. Hani aslında normalde taşlara ilgim var. Opal taşlarını, ama böyle her taşı çok iyi bilmiyorum. Safir taşını böyle bayağı bir baktım. Hani neye iyi geliyor, nedir bu diye. Çünkü dizide zaten hani onunla ilgili böyle birçok bölüm var. Onun dışında bir de bu dizide yine hani bence çok klasik ama abeste durmamış İyi ile kötünün savaşı. Bunu da görüyoruz. Ve aslında yine bana sorarsanız işte şey gibi olmuş. Hani biraz aşk koyalım, biraz iyi ile kötünün savaşı, biraz işte seyirci ne bekler ve biz onları nasıl şaşırtabiliriz üzerine bence kafa yordular diye düşünüyorum. Ve de şu beni çok rahatsız etti. Hani bu benim bakış açım. Bu arada hani siz de eğer diziyi izlediyseniz ya da bu videodan sonra merak edip izlerseniz yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında paylaşın arkadaşlar. Gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu Jared işte hani normalde Mick'le, bunu zaten ilk bölümde anlayacağınız için hani söyleyebilirim. Hani bu bence spoiler'a girdiğini düşünmüyorum. Mick'le böyle evlenme düşünceleri var. Ondan sonra işte Jared böyle daldan dala atlıyor ama tabii bunun altında yatan sebepler var. Ve bu beni çok rahatsız etti. Hani sen bu kadar mı, hani Mick'i seviyordun, bu kadar seviyordun, hani bu kadar hızlı dur bakalım be adam falan dedim izlerken. Ben beni çok rahatsız etti. Yani ben böyle her şeye atlıyor. Evet, o ne? Falan böyle o abes durmuş. Mesela abes duran noktalardan biri Ben'in bazı yerlerdeki rolleriydi ve oyunculuğu genel olarak bence herkesin çok iyi. Ama yani bunu söyleyeceğim. Gerçi niye böyle hani sanki kötü bir şey ya da çok olumsuz bir şey söylüyormuşum gibi geriliyorum. Onu da hani sanki böyle hep iyi şeylerden bahsetmeliyiz gibi bir bakış açım var. Şöyle, Ben Stone'un, tabii ki de gerçek ismi bu değil, dizideki ismi. Ben Stone'un oyunculuğunu bazı yerlerde çok abartı buldum ve bu bana böyle tamam, hani böyle bu kişi şu anda oynuyor dersiniz ya, hani he's acting now. Böyle onu dediğiniz noktalarda bence orada kopuyorsunuz o diziden ya da filmden hani. O yüzden sizi, yani seyirciyi içine çekmesi için o kişinin aslında bu oyuncu, yani acting yaptığının bize fark ettirmemesi gerekiyor. Bir de Carl Stone'un işte oğlunu oynadığı, yani Ben Stone'un oğlunu oynayan kişinin de bazı yerlerdeki senaryo kaynaklı ona yazılan rolün çok abes olduğunu düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra yine diziyi izleyince göreceksiniz, bir abes gelen noktalardan biri de sonuçta Angelina karakteri, evet doğaüstü güçlere sahip olsa bile bir insan. Ve o kadar badire atlattıktan sonra diyeyim hani tırnak içinde, hala yaşıyor olması bana tuhaf geldi. Yani o kadar da değil artık. O yüzden biraz böyle salak yerine kondum gibi hissettiğim yerler oldu seyirci olarak. Ama dediğim gibi hani genel olarak çok sevdim. Çok başarılı bir senaryo. Sadece ben olsaydım, yani bunu ben yazmış olsaydım ve çok isterdim böyle bir şeyi tabii ki de yaratmış olmayı. Ya senaryo eğitimi alsam mı diyorum. Çünkü çok ilgim var gerçekten. Bunu da böyle bir yere not ettim. İleride belki belli olmaz arkadaşlar, senaryo eğitimi alabilirim. Neden olmasın? Çok keyif veriyor çünkü bana böyle değişik fikirler yaratmak, üretmek, hani belli olmaz. Neyse, ben parantezi kapatayım. Şunu diyeceğim. Ben bunu yazmış olsaydım mesela 2 sezonda ya da hadi maksimum 3 sezonda ve bölümleri de bu kadar uzun tutmadan bitirirdim. Tabii ki burada ne haddime hani birini eleştirmek anlamında söylemiyorum. Sadece ben olsaydım, hani bir seyirci olarak düşüncelerimi belirtiyorum, bunu yapardım. Böyle genel hatlarıyla videoyu da daha da uzatmayayım ama sizin başka sorularınız ya da yorumlarınız varsa ya da diziyi izlemeden önce kardinal şununla ilgili de işte fikrini söyler misin dediğiniz
Bu diziyle ilgili bana sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu minvalde mesela ben hani aslında belgeselleri izlemekten çok daha keyif alıyorum arkadaşlar açıkçası. Ve özellikle hani demiştim ya böyle NASA'ya fırlatılan işte füzeler falan onlarla ilgili zaten çok belgesel izledim. Netflix'e bu aralar düştüm. Normalde Mubi'dir, Blue TV'dir böyle birçok farklı platformdan izlediğim de oluyor. Ama Mubi'de bu arada yayınlanan işte filmleri de ele alır mısın diyen arkadaşlarımız olmuştu. O da aklımda onu unuttum sanmayın. Bu belgesellerle ilgili düşüncelerimi paylaştığım bir video. İsterseniz onu da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu izlediğiniz için kocaman mahalo. Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Oradan takipte kalabilirsiniz ve zaten hani özellikle storylerden ve Reels'da paylaşıyorum, postta paylaşıyorum. Oradan da belki beni bir tık daha yakından tanıma şansınız olabilir. Tabii ki de seçim sizin. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da ya da cuma günü gelmediyse genellikle pazar günü 12'de video geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu yolculukları yaparken hepsi çok uzun yolculuklar ve türbülanstan çok korkuyorum. Hani öyle böyle değil, anlatamam size. Ve yıllar önce Chicago'ya giderken, bir de Antalya'ya giderken oluyor bu arada. Bu türbülans çok etkilemiş. Yani çok ağır böyle bayağı sallanan bir türbülansa yakalanmıştık. Hatta Chicago'da oksijen maskeleri düşmüştü. Ben çok korkmuştum ve yanımda da ilk defa böyle uzun yolculuk yapan ve çok korkan birisi vardı. Neyse, bütün bunlar olurken ben Manifest dizisini izliyordum. Ve böyle hani uçağa girer girmez işte hani hostesler sizi karşılıyor ya ya da host. Erkek olanlara host mu deniyor? Host. Öyle olması lazım. Hani sizi karşılıyorlar ya ben de işte böyle merhaba ya ben Manifest'i izliyorum. Hani orada uçak düşüyor bir şeyler oluyor olmaz değil mi falan. Hani izlemeyin öyle şeyler biz hiç izlemiyoruz lütfen siz de izlemeyin biz bile korkuyoruz dediler. Gidiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle, neşeyle, hoşçakalın.